Türkiye bir süredir AKP-cemaat kavgası yaşıyor. Ana haber bültenimizin bu bölümünde. Bu kavganın perde arkasını anlatan bir haber analize yer vereceğiz. 11 yıllık ittifak neden bozuldu? AKP ve cemaat neyi paylaşamadı? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Başbakan Erdoğan'ı bugün gelinen nokta konusunda nasıl uyarmıştı? Türkiye'yi sarsan bu kritik gündeme dair bu ve daha birçok kritik sorunun cevabını şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. İşte Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan AKP-cemaat çekişmesine dair çarpıcı analiz haberimiz. Türkiye devlet kurumlarının birbirine girdiği kritik bir süreçten geçiyor. Bakanlar rüşvet iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalıyor. İstifa eden bakan, yaptığım her şeyde başbakanın talimatı var. O zaman başbakan da istifa etsin diyor. İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Savcının gözaltı talimatına emniyet uymuyor. Başsavcı kendisine bağlı savcıyı yalancılıkla suçluyor. HSYK ve Danıştay hükümete rest çekiyor. Kamuoyuna hükümet cemaat çatışması şeklinde yansıyan bu süreçte Türkiye ciddi kan kaybına uğruyor. Kurumları birbirine girmiş, kamplara ayrılmış, çatışma halinde bir Türkiye tablosu. 11 yıl boyunca aralarından su sızmayan AKP hükümeti ve Gülen cemaati ibretlik bir biçimde birbirine girdi. Fethullah Gülen bu süre içinde yerel ve genel seçimlerde AKP hükümetine tam destek vermiş, hatta 2010 yılındaki referandumda mezardaki ölüleri dahi evet oyu vermeye davet etmişti. Bugün geldiğimiz noktada Gülen 11 yıllık yol arkadaşı Erdoğan'a beddualar yağdırıyor. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın. Birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Erdoğan da kendisini ajanlık, vatan hainliği ve devlet içinde devlet kurmakla suçluyor. Maalesef devletin içinde yapılaşmaya giden bir örgüt, bir çete de var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir araya getirilen AKP ve cemaat 11 yıllık bir birlikteliğin ardından yine Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla kılıçları çekti, birbirine girdi. Oysa bunca zaman içte ve dışta Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine ne kadar tartışmalı icraat varsa birlikte imza atmış, bunları beraberce halka hazmettirmişlerdi. İşte ortak icraatlarından bazıları. 1,5 milyon Müslümanın ölümüne, on binlerce kadının namusunun kirletilmesine neden olan Irak işgaline beraber destek verdiler. 2. Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda başta Kıbrıs olmak üzere pek çok milli meselede geri dönüş imkansız tavizleri beraber verdiler. 3. Lozan'ı devre dışı bırakarak azınlıklara beraber taviz verdiler. 4. Bir Vatikan ve Büyük Ortadoğu projesi olan dinler arası diyalog safsatasına beraber destek oldular. 5. Yaklaşık 50 bin kilise evini beraber açtılar, yüzlerce kiliseyi beraber restore ettiler. 6. Ordunun başına örülen çorabı beraber geçirdiler. 7. PKK amisi Barzani beraber büyütüp Kürdistan lideri yaptılar. 8. Vatan topraklarını beraber yabancılara sattılar. 9. Ülkenin ne kadar gelir getiren kurumu varsa beraber babalar gibi sattılar. 10. Mısır'ın, Libya'nın, Suriye'nin yağmalanmasına neden olan Haçlı Siyonist projesine beraber destek oldular. 11. Zinayı ve domuz eti satışını beraber yasak olmaktan çıkardılar. 12. Gazze'de ölüm kusan İsrail'e siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri beraber zirveye çıkardılar. 13. Ülkenin iç ve dış borcunu beraberce 3'e 4'e katladılar. İşte bunları ve burada sayılamayan birçok adımı birlikte atan AKP cemaat koalisyonu bir el tarafından bozuldu. Birkaç yıldır medyadan ve kamuoyundan gizli devam eden kavga, hükümetin dershaneleri kapatmak istemesiyle gün yüzüne çıktı. Kılıçlar çekildi ve Gülen'e yakınlığıyla bilinen bir AKP milletvekilinin istifasıyla savaş başladı. Önce bakan çocuklarının dahi gözaltına alındı. Asrın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, ertesi günse hükümetin emniyet içerisinde yaptığı bypass operasyonu gerçekleşti. Devlet nazarında işler çığırından çıktı. Rant üzerine kurulu koalisyon yine aynı gerekçelerle bozulunca Fethullah
Abdullah Gülen grubu bunca yıl her attığı adıma destek verdikleri Başbakan Erdoğan'ı hainlikle itham etmeye başladı. Beddualar ve karalama kampanyaları birbiri ardına geldi. Devleti devlet yapan kurumların neredeyse tamamı kavgalı hale geldi. Yasama, yargı ve yürütme erkleri, hatta basın ve medya organları aynı kavganın içinde neyin savaşını verdiklerini bilmeden birbirlerini yok etmeye çalışır hale geldi. Kim bilir, bu oyunu tezgahlayan güçlerin belki de ana hedefi ayrışma ve çatışma içerisinde parçalanmaya mahkum bir Türkiye. Aslında Başbakan Erdoğan bu noktaya gelinceye kadar pek çok defa uyarıldı. Bu uyarıların sahibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş. Haydar Baş son bir yıl içinde pek çok konuşmasında Başbakan Erdoğan'a Hüseyin bin Ali'yi, yani Şerif Hüseyin'i örnek göstererek önemli ikazlarda bulundu. Haydar Baş bu konudaki ilk uyarısını 12 Mayıs'ta Yeni Mesaj gazetesince Aksaray'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında yaptı. Hüseyin bin Ali benim örneğe çok müsait olduğu için onun üzerinde birkaç kelime söyleyeceğim. Osmanlı'yı tabiri caizse devamlı atlattı. Ben sizinle beraberim. Ben size hizmet ediyorum. Sonunda baktık ki Bedevi Araplarını teşkilatlandırarak ordu haline getiren Lawrence'ın yanında yer aldı ve Türk milletinin ordusunun Hicaz bölgesinden çıkmasına en büyük destek oldu. Ama Allah öyle bir bela veriyor ona ki şu an hepiniz bilirsiniz. Beytullah'ın bir kapısı var. Bab-ı Abdülaziz kapısı. Abdülaziz de o zaman hayatta. Onunla beraber işbirliği içerisinde Hicaz bölgesinden Müslüman Türklerin çıkmasını el ele veriyorlar ve çıkartıyorlar. Bakın takdir-i ilahiye, İngilizler Abdülaziz'i destekliyor askerle, parayla birlikte. Hüseyin bin Ali'nin karşısına geçiyorlar. Hüseyin bin Ali'yi de bugünkü Cidde'de yok ediyorlar, öldürüyorlar. Ben korkarım ki bugün Batı adına iş yapan bir arkadaşım Hüseyin bin Ali'nin yaşadığı kaderi yaşayacak. Onun bir arkadaşı Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Pensilvanya'da. Orada gayet dostça gidiyorlar. Ama şu anda aralarının açıldığını haberi alındı. Ve aralarında çok ciddi bir savaş var. Ola ki Abdülaziz de Hüseyin bin Ali'nin arasındaki savaşa döner ve biz kahramanımızı kaybederiz. Samimi olarak konuşuyorum. Olay oraya doğru gidiyor. Çünkü Reyhanlı'da olan hadiseden sonra ben bu arkadaşımı şaşırmış gördüm. Yani hiç beklemiyordu böyle bir şey. Nedir bu dercesine? Ondan sonra bir takım yorumlar yapmaya. Şimdi ben ona bu taşın nereden geldiğinin merkezini gösteriyorum. Adamı varsa lütfen gitsin ona haber versin. Yani sonumuz kötü. BTP lideri Şerif Hüseyin hatırlatmasını hemen her konuşmasında yaptı. 54 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Reyhanlı'da meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen patlamayı ve Erdoğan'ın o dönem Reyhanlı yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesini eleştiren Haydar Baş şöyle konuşuyordu. Böyle bir kanlı hadise, Sayın Başbakanımız buraya, Hatay'a, Reyhanlı'ya uğramadan nereye gidiyor? Amerika'ya gittikten sonra oraya gideceğim diyor. Değil mi? Oradan icazet alacak. Ondan sonra da oraya gidecek. Ya sen sen Türkiye'nin başbakanısın. Eyalet valisi değilsin. Emir alarak konuşamazsın sen. Emrederek konuşabilirsin. Tabii onunla ben geçen hafta Aksaray'da bir mesaj gönderdim. Beni iyi takip etsin. Aksaray'da gönderdiğim mesaj çok netti. Hüseyin bin Ali'nin kaderini yaşayacaksın. Hüseyin bin Ali kim? Osmanlı İmparatorluğu'nu siyasetle atlatıp
sonra İngilizlerle ittifak ediyor, daha sonra Osmanlı'yı arkadan vuruyorlar ve İngilizler Abdülaziz'i tercih ediyorlar. Onun karşısında ciddi bir mücadele, bugünkü Cidde'de Hüseyin bin Ali yok olup gidiyor. Onun kaderini yaşayacaksın dedim. Niçinini de bir iki cümleyle izah ettim. Rusya tavrını koydu. Cenevre Anlaşması diyor. Başkasını kabul etmiyorum. İsrail biliyorsunuz attığı bombaların hesabını kim sordu ona? Rusya sordu. Öyle yağma yok. Ben bugüne kadar dedi, dikkat edin arkadaşlar. Cenab-ı Hak bak kiminle beraber İslam dünyasını koruyor. Ben dedi Libya'ya sahip çıkmadım, yanlış yaptım. Tunus'a sahip çıkmadım, yanlış yaptım. Suriye'ye sahip çıkacağım ve yanlış yapmayacağım. Bu noktaya geldi. Şimdi hadi erkekse geçsinler. Sen ileri gitme dedim, dikkat et. Bak karşında kim var? Tabii Amerika'ya gitti, oyunumuz bozuldu. Türkiye'ye döndü mü? Yarın dönecek ama haberi geldi. İlk gideceği ülke Rusya olacak. Rusya da onu Haydar Hoca'ya gönderecek. Profesör Doktor Haydar Baş, Başbakan Erdoğan'a Şerif Hüseyin hatırlatmasını hemen her gayrimilli adımından sonra yaptı. BTP lideri bu konuda bir uyarıda Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın en büyük destekçilerinden biri olan Peşmerge lideri Mesut Barzani'yi Diyarbakır'da ağırlaması üzerine yaptı. İşte 17 Kasım 2013 tarihinde Kocaeli'de yaptığı konuşma. Barzani ile yaptığın toplantıların temelinde olan bu fitne tohumunu millete atmaktır. Ama yeminle konuşuyorum. Vallahi de, billahi de, Molla Kasım'ın işi değil bu. Bu bir Allah eri gelecek. Sana öyle bir sille atacak ki. Sana ben 8 ay oldu herhalde. Oldu mu? Dedim ki senin kaderin Hüseyin bin Ali'nin kaderi gibi olacak. Osmanlı'nın içindeki adam, fitne çıkartan adam gibi, İngiliz'in emrine giren adam gibi kaderin olacak. Yazıklar olsun. Hiç ders almadın sen ya. Hiç ders almadın. Ne tarih bilirsin, ne geçmişini bilirsin, ne maneviyat. Lütfen kendine gel. Zaafların var. O zaafların seni mahvediyor. Kendine gel. Bu yolla gidersen her şeyini kaybedeceksin. Bu vatan şu Yaptığı konuşma, katıldığı televizyon programları ve kaleme aldığı eserlerle sağduyunun, milli birlik ve beraberliğin sesi olan Profesör Doktor Haydar Baş, bir tarihi uyarıda İstanbul'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında yaptı. Şimdi birileri onu sildi. Üstüne bir çizgi attı. Öyle bir hırslandı ki akıl baştan gitti. İnanın akıl baştan gitti. Diyor ki isteyin ben Türkiye'yi karıştırayım. Sen ne yaparsan yap üstü çizilmiş bir adam oldun. Sen Hüseyin bin Ali'nin kaderine razı oldun. Niye? Sana ben haber gönderdiğim zaman gelip ya hoca lütfen bu işi nasıl çözeceğiz deseydin bu iş bir iki cümleyle bitmişti. Ama nefsine at yaptın, üzerine bindin, şaha kaldırdın. Kaybettin. Sayın Başbakan'a bir kardeş tavsiyem. Sayın Başbakanım, lütfen kendine hakim ol. Ne kadar kızar, ifrata gidersen sen batarsın.